ABD'de seçimler gerçekleşti ve bu seçimlerin sonucunda Donald Trump ikinci kez ABD başkanı seçildi. Sonrasında gözler tabi dünyadan gelen tepkilere çevrildi. Türkiye'de de Cumhurbaşkanı Erdoğan ne diyecek? Buraya da gözler çevrilmiş oldu aynı zamanda. Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan dönüşü Kırgızistan ve Macaristan'da temaslarda bulunmuştu. Zirvelere katılmıştı. Oradan dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı ve o sorulardan biri de işte ABD ile ilişkiler ve ABD'deki seçimlerin sonuçlarıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı. Sayın Trump seçim sürecinde suikast girişimi dahil birçok güçlükle büyük bir mücadele örneği verdi. Sayın Trump'la samimi bir görüşme yaptık. Kendisini ülkemize davet ettik. Temenni ederim, ederim ki davetimize de icabet eder ve Türkiye-ABD işbirliğini geçmiş dönemden farklı bir şekilde güçlendiririz şeklinde bir açıklama yaptı. E, tabii daha geniş aslında ama önemli noktaları bunlardı. Yani gördüğümüz şey açıklamada çok e, dostane ve samimi bir e, açıklama olduğunu e, görmekteyiz. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, Trump'la e, çok yakın ilişkiler kurmak istediğini buradan e, anlıyoruz. E ee, bir görüşme yaptık diyor. Büyük bir mücadele verdi diyor. Hatta açıklamanın detaylarında o e, işte kulağını sıyıran kurşunu e, söylüyor. Her siyasi siyasetçi bunu başaramaz e, ifadelerini kullanıyor. E, ve e, daha da farklı bir çekim şekilde işbirliğimizi güçlendiririz açıklamasını yapıyor. E yani şöyle sormak lazım. Bu Amerika e, bizim Terörle mücadelemizde PKK'yı besleyen Amerika. Bu Amerika 15 Temmuz e, hain darbe girişiminde darbecilere destek veren Amerika. Bu Amerika o darbecilerin ele başını ülkesinde barındıran, ölene kadar barındıran ve koruyan Amerika. Bu Amerika Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan eden Amerika. Bunların hepsinden işte Trump'tan da bahsediyorum aynı zamanda. Trump'ın döneminde mesela oldu. Kudüs İsrail'in başkenti ilan edildi. Yine bu Amerika İsrail'in yanına Müslüman ülkeleri çekme noktasında İbrahim Anlaşmaları denilen anlaşmaları dayatan ve bunları organize eden Amerika. Bu Amerika yine Kasım Süleymani'yi Irak'ta şehit eden Amerika. Hem ülkemize hem bölgemize sürekli bir şekilde zararı dokunmuş bir Amerika'dan bahsediyoruz. Yine bu Amerika bizi ekonomimizi e, yıkmakla tehdit eden Amerika, bu Amerika bizim e, ülkemizin Cumhurbaşkanına ağzı alınmayacak şeyler söyleyen, hakaret eden Amerika ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Trump'ın seçilmesinin ardından yaptığı açıklama. Evet, e, böyle olmamalı gibi geliyor bana ve biz e, işbirliğini güçlendirme noktasında bu kadar aşkla, bu kadar şevkle iştiyaklı olduğumuz nokta Amerika Birleşik Devletleri olmamalı. Şimdi bir mesele var. Bir yıldan uzun süredir konuşuluyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'de ticaret meselesi konuşuluyor. E, bu meseleyle ilgili birçok belge bilgi ortaya konuldu ve bu belgelerle birlikte insanlar da e, 7 Ekim 2023'ten 7 ay sonra durdurulduğu iddia edilen İsrail'de ticaretin aslında dolaylı bir şekilde devam ettiğini görmüş oldu. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan bu uçakla işte Macaristan'dan dönüşünde gazetecilere verdiği cevaplarda bu konuya da değindi. Çok sert ifadeler kullandı. Bir cumhurbaşkanı bu şekilde ifadeler kullanır mı? Elbette yorum sizin. Dedi ki beş para etmeyen bazı kimseler. İsraille İsrail, e, İsrail ilişkiler konusunda bize garip garip iftiralar atıyorlar. Maalesef bazı partiler hala oralardan bir şeyler beklemeye çalışıyorlar. E, bunların elinde herhangi bir güç yok Atacakları veya attıkları adım yok ama iftiraya gelince iftira diz boyu diyor. Yani beş para etmez güçsüz ellerinde güç olmayan ve iftiracı, ifadelerini kullanıyor. Burada bazı partiler diye ifade ettiği partilerin başında da Saadet Partisi geliyor. Şimdi açıklamalar bu şekilde. Tabii Bunun partisi falan yok. Bu noktada ticaret meselesini kim içine sindiremiyorsa herkes için aslında söylenmiş ifadelerden bahsediyoruz. Ve bu açıklamanın içinde İsrail'le biz ticareti kestik. Yok böyle bir şey diye bunu da söylüyor. Aynı zamanda. Peki o zaman İsrail'le ticareti kestiyseniz şu manzara ne? Mesela Derince Limanı bir grup Filistin aktivisti tekneyle denize açılarak Derince Limanı'na yanaşan soykırımcı zim konteynerlarını taşıyan gemiyi görüntülediler. Evet, onun görüntüsü de zaten var. Bunlar bu Filistin dostları tarafından İsrail'le ticaretin devam etmemesini isteyen insanlar tarafından sürekli bir şekilde görüntüleniyor. Özellikle Derince Liman'ında günlerdir devam eden nöbet var. Orada insanlar kendi işlerinden, güçlerinden feragat ederek, özel hayatından feragat ederek tamamen bir fedakarlık örneği göstererek bu olmasın diye orada nöbet tutuyorlar ve tepki gösteriyorlar. Ellerinden bu geliyor ve bunu yapıyorlar. E bitmiyor. Bakın yine bu Zim gemileri derince de sevkiyat yapmaya devam ediyor. Bir başka görüntü daha, o görüntüyü de hemen ekrana getirelim. Siyonist İsrail'in devlet şirketi Zim konteynerlarını Derince Limanı'na indirmeye ve yükleme yapmaya devam ediyor. Şu anda görüyorsunuz zaten o yükleme görüntülerini de. Tüm dünyada protesto edilen Zim'in Türkiye limanlarında ticareti devam etmesi kabul edilemez deniliyor. Direniş çadırı da bu noktada gerçekten çok gayretli bir şekilde bu süreci... Yürütüyor ve bunları dile getiren oluşumlardan biri kendilerine tebrik etmiş olalım bu manada. Yani bu görüntüler karşımızda. Bunun karşısında ne var? Efendim yok ticaret denilen bir havada uçan bir laf var. Yok ticaret deniliyor. Devlet yetkilileri bunu söylüyor. Ticaretin olmadığını söylüyor. Fakat karşımızdaki tablo öyle demiyor. Milletvekillerinden Turhan Çömez de bu noktada bir açıklamada bulundu. İsrail ile Mısır arasındaki ticaret Gazze Savaşı başladığından beri 3 kat artmış. Türkiye ile Mısır arasındaki ticaret ise son 4 ayda %30 oranında artmış. İsrail ile ticaretimiz durdu ama Mısır'la arttı. Bu arada Mısır'ın da İsrail ile ticaret hacminde büyük artış oldu. Var mı bir izahınız diye soruyor Hakan Fidan ve Ömer Bolat'ı da etiketleyerek soruyor. Evet bu sorularda can yakıcı sorular. Verilecekse bir cevap bu soruların detaylarıyla birlikte verilsin. Bakın, Türkiye İsrail'e ihracat gerçekleştirmiyor. Güya, güya yani bu söylenen bu. Ama İsrail Türkiye'den ithalat yapıyor. İsrail Merkez İstatistik Bürosu'nun resmi kayıtlarına göre İsrail'in Türkiye'den ithal ettiği ürün miktarını görmek isterseniz verilen adres. Yabancı basında Türkiye e, hesabına X platformundan girip bu linkten siz de bakabilirsiniz efendim. E, belgeleriyle birlikte bunlar ortada duruyor. Bunlar ne o zaman diye sormak lazım. Yok ticaret deniliyor. E, ne bunlar o zaman? Bunları oturun bir açıklayın bakalım. Yok demek kolay. Ben de bir şey inkar ederim, yok derim. E, yok olur. Yani bu inkar etmek kolay. Bir inkar politikası e, uygulanıyor. Ve şu nedir mesela? Uluslararası Filistin dayanışma grupları İsrail savaş uçaklarının yakıt sevkiyatını durdurması için Türkiye'ye çağrı yapıyor. Artık mesele Türkiye'den de çıktı. 25 farklı grup büyük elçiliğimize yürüyor. Bildiğiniz gibi Azerbaycan petrolü İsrail'e ülkemiz üzerinden gidiyor. Varil başına 80 sent komisyon alıyoruz. Bu önceden beri soykırım başladığından beri böyleydi zaten. Böyle olmaya da devam ediyor. Evet bu kadar net bilgiler belgeler eldeyken veriler eldeyken efendim ticaret yok deniyor ısrarla yok mudur var mıdır sizin yorumunuza bırakmış olalım